Şimdi sizlerin mesleğini teknolojiyle buluşturan bir çobanla tanıştıracağız. Mersinli Mesut Topal, sürülerini kontrol etmekte zorlanınca çareyi drone almakta buldu. Dağlık bir bölgede hayvanlarını otlatan Topal, kaçan hayvanlarını bakın nasıl buluyor. Adım Mesut Topal. 28 yaşındayım. Mersin Erdemli Dağlık Köyü'nde hayvancılık yapıyorum ailemle birlikte. Üniversiteden mezun olduktan sonra artık ailemin işini tamamen ele almayı karar verdim. Gitmez oğlum. Bulunduğumuz coğrafya bölgesinden dolayı çok zor bir şartlarda hayvancılık yapıyoruz. Dağlık bölgedeyiz. Hayvanlar sürekli dağın eteklerine kaçıyorlar. Dedim bir çoban bulayım, çoban getireyim. Bakıyorum hem maliyeti yüksek hem geliyorlar kendilerine güvendirip kaçıp gidiyorlar. Drone alsam herhalde dedim hem maliyeti daha düşük olur. Bayağı bir işimiz kolaylaştı. Haber geliyor, köyün üstünde hayvanınız var diyorlar. Oradan ihbar gelip de biz gidene kadar hayvan görüldüğü yerde kalmıyor, başka yere gidiyorlar. Gözle, karayoluyla bulmak bayağı bir zahmetli, sıkıntılı. Hem dağlık bölge hem çalılık arazi. Bu bölgede drone'u kaldırıyorum. Hayvan nerede, hangi mağaraya girmiş, hangi çalının arkasına sokulmuş. Yerini tespit ettikten sonra hayvanı alıp gelmesi daha kolay oluyor. Özellikle keçilerin doğum sırasında sancısı gelen, doğumu gelen keçi evden uzaklaşmayı tercih ediyor. Kendini kuytu köşeye, inlere, mağaralara atıyorlar. Onları bulundukları yerden bulması kolay oluyor. Drone nasıl kullanılır, nasıl yönetilir veya bulunduğum bölgede hangi drone almalıyım? İşte dağlık bölgede çarpar mıyım, düşürür müyüm? Videolar izleyerek kendime uygun drone'u oradan tespit ettim. Eğitimlerini hep video üzerinden izleyerek tamamladım, öğrendim. Tepkiler başta yani biraz alaycıydı. Daha sonrasında tabii işe yaradığını görünce çok heves edenler oldu.